Annemin sadece bir gözü vardı. Öteki gözü çukurdu. Yani yeri boştu. Ondan nefret ediyordum. Çünkü bu durum beni arkadaşlarımın arasında utandırıyordu. Babam daha küçükken bir kazada öldüğünden ailemizi geçindirmek de anneme kalmıştı. Bunun için okulda aşçılık yapıyordu. İlkokuldayken bir gün annem bana merhaba demeye gelmişti. Sanki yerin dibine geçmiştim. Bunu bana nasıl yapabilirdi? Onu görmezden geldim. Ona nefretle bakarak oradan kaçtım. Ertesi gün sınıfta bir arkadaşım bana, senin annenin sadece bir gözü var, diğeri ne biçim dedi. Diğerleri de gülüşüyorlardı. O anda yerin dibine girmek ve de annemin ortadan kaybolmasını istedim. Bu yüzden o gün onunla karşılaşınca dedim ki, beni gülünç duruma düşüreceğine ölsen daha iyi. Annem karşılık vermedi. Sadece tek gözüyle bana biraz baktı ve uzaklaştı gitti. Dediklerim hakkında bir saniye bile düşünmemiştim. Çünkü kızmıştım. Onun duyguları beni hiç ilgilendirmiyordu. Onu evde istemiyordum ama ev onun eviydi. Çok çalıştım. Kendime yeter oldum. Sonra da Singapur'a okumaya gittim. Bir süre sonra da evlendim. Birikimime borç ekleyerek kendime bir ev aldım. Daha sonra çocuklarım oldu ve hayatımdan memnundum. Annemi unutmuştum. Bir gün annem bizi ziyarete gelmişti. Öyle ya, kaç yıldır beni görmemişti. Kapıya gelince çocuklarım tek gözlü birini görünce birden korktular. Sonra da güldüler. Babaanneniz diyemedim. İçeri girince ilk fırsatta ona, evime gelip çocuklarımı nasıl korkutabilirsin? Buradan hemen git dedim. Bu çıkışıma annem kısık bir ses, kusura bakmayın, ben yanlış adrese geldim galiba dedi ve çıktı gitti. Aradan yine uzun bir zaman geçmişti. Bir gün mezunlar toplantısı için okulumdan bir mektup aldım. Karıma iş seyahatine gidiyorum diyerek bir bahane uydurdum. Mezunlar toplantısından sonra birden aklıma düştü. Sadece meraktan eski evime gittim. Eski komşularımıza sorduğumda annemin öldüğünü söylediler. Önce biraz sevinç duyar gibi oldum ama içimde bir burukluk ve sızı hissettim. Ben şaşkınca beklerken bana verilsin diye annemin bir mektup bıraktığını söylediler. Açtım ve okumaya başladım. En sevgili oğlum, her zaman seni düşündüm. Singapur'a gelip çocuklarını korkuttuğum için üzüldüm. Mezunlar gününde geleceksin diye çok sevindim ve bekledim. Ama seni görmek için yataktan kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Seni büyütürken tek gözümle sürekli bir utanç kaynağı olduğum için de üzgünüm. Biliyor musun biricik oğlum? Sen küçükken babanla birlikte bir kaza geçirmiştin. Baban öldü. Fakat sen bir gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak senin tek bir gözle büyümene dayanamazdım. Bu yüzden babandan kalan tarlayı satarak ameliyat masraflarına yatırdım. İşte şimdi o yeri boş olan gözüm var ya, onu sana vermiştim. Nakil çok başarılı geçmişti. Hiç fark edilmiyordu. O gözle biricik oğlum görüyor ya diye çok mutlu oluyordum. Ana yüreği ya oğul, sana sen benim gözümle görüyorsun diyemedim. Başarılarından dolayı seninle o kadar gurur duyuyordum ki bu bana yetiyordu. Her şeye rağmen sen benim oğlumsun. Bütün sevgilerimle